Telemor Creative'den hepinize merhaba. Yeniden buradayım. Çok uzun zaman oldu. Biliyorsunuz bir YouTuber olmadığımı daha önce de size çeşitli örneklemeler ve ispatlarla anlatmıştım. Yine elimde bir yazım yok. Karşımda takip ettiğim bir akış yok. Fakat karşınızdayım. Yeniden bir ortak dil oluştururuz. Ortak bir alanımız olur düşüncesiyle ve süreklilik arz etmesi ümidiyle tekrar merhaba diyorum sizlere. Şimdi bugün çok kıymetli bir şeyden bahsedeceğim. Aslında bahsedeceğim şey güzelliğin, mükemmelliğin, dengenin simgesi olan bir şey. Proporsiyondan bahsedeceğim. İngilizce'de proportion, bizim eski dilimizde tenasüp adı verilen çok kıymetli bir unsur. Tabii ki eski dilde ne manaya geldiğini söylemesem olmazdı. Eski ile yeniyi harmanlayıp uyarlamayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hatta çok seviyoruz diye düşünüyorum ki o yüzden hepimiz buradayız ve birlikte sohbet ediyoruz gibi şu anda hayal ediyorum kendimi. Proporsiyonu Google'da arattığınızda çok matematiksel bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Aslına bakarsanız oran orantı. Parçanın birbirleriyle, parçaların birbirleriyle ya da bütünle olan ilişkisine verilen bir isim. Ama bu matematiksel gördüğümüz şey aslına bakarsanız hayatın her alanında karşımıza çıkan şey, her saniye her baktığımız yerde gördüğümüz bir şey. Bize bir şeyi güzel ya da çirkin gösteren şey. Hani bazen olur ya bir şeye bakarsınız dersiniz ki ya bir şey var bunda yani tarif edemediğim bir şey var. Neden gözüme hoş gelmiyor? Aslına bakarsanız her şey güzel ama gözüme hoş gelmeyen bir şey var. İşte bu proporsiyon yoksunluğu diye adlandıracağım. Bu yüzden gözünüze hoş gelmiyor olabilir. Bunu en güzel şekilde bir Alman mimar Bruno Taut adlandırmış, bahsetmiş. Daha doğrusu çok iyi örneklemiş. Demiş ki mimarı mimar yapan ilk şey mimarın üçüncü gözü proporsiyondur. Çünkü yani buna ben çok katılıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki mimarların kullandığı fonksiyon, teknik, konstrüksiyon gibi şeyleri üniversitede okuyup öğrenebilirsiniz ya da siz kendiniz ilgi duyuyorsanız bunlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama proporsiyon evet teknik olarak öğrenilebilecek bir şey fakat geliştirilebilecek bir üçüncü göz aslına bakarsanız. Bir yapı yaptığını düşünün bir mimarın. Bu yapıda evet fonksiyon yani bir amaca hizmet ediyor mu? Okey, eden bir yapı yapıyorsunuz. Teknik seçtin, teknikleri belirlediniz ve o tekniklerin birbiriyle bir araya getirip bir konstrüksiyon çevresinde inşa ettiniz. Bu bir mimari eser mi? Tabii ki bir mimari eser. Peki bu bir sanat eseri olabilecek mimari eserlerin içine girebilir mi? Girebilmesi için o proporsiyon gözünü mimarın çok iyi kullanmış olması gerekiyor. Bu sadece mimaride değil. Dediğim gibi hayatın her alanında. Bir tablo düşünün, yağlı boya tablosu. Bu yağlı boya tablosunda iki boyutlu bir tuvale resmediyor her şeyi sanatçı. Fakat onu biz üç boyutlu gibi görebiliyoruz. Sanki hatta işte bir yol var, yeşilliklerin içinde bir yol var ve bazen dersiniz ki evinize alacağınız zaman vuruldum ya içinde yürüyor gibi hissettim, aldım eve getirdim. İşte bu üçüncü boyutu katan şey ressamın proporsiyon gözü. Cisimlerin büyüklüklerini, küçüklüklerini ayarlayarak bize o üçüncü boyutu kazandırıyor. Tabloyu aldık, eve geldik. Çok güzel, içinde yürüyor gibi hissettik. Bize güzel duygular uyandırdı. Tabloyu aldık, eve getirdik, koyduk, koltuğumuzun üstüne astık. Allah Allah! Diyen bu niye olmadı? Aslında tablo çok güzel. Benim bu koltuğumun üstünde bir tablo istiyor. Fakat neden olmuyor? Neden olmadı? Çünkü ya doğru yere asmadınız, doğru yüksekliğe asmadınız. Çünkü göz hizasında olması gerekiyor. Ya da koltuğunuzun büyüklüğüyle tablonuzun büyüklüğü arasında bir orantısızlık, bir dengesizlik var.
Gözünüze güzel gelmeyen şey muhtemelen bu olacaktır. Dekorasyonda birazdan örnekleyeceğim nasıl iyi proporsiyonda bir mekan oluşturabilirim ve göze hoş gelebilirden bahsedeceğim. Fakat önce yağlı boyadan bahsettim. Şimdi bir de giyimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz moda programlarında bir tane de ünlü bir ismimiz var. Çok iyi bir koreografımız var ülkemizin. O hep der ki proporsiyona uygun olmamış. Bu kıyafetin proporsiyonu doğru değil, doğru kurgulayamamışsın. Çünkü insanın da bir, insan vücudunda da bir proporsiyon var. Kalça omuz genişliği arasındaki oran, bacak boyu ve gövde boyu oranı, kol uzunluğumuz, bunların hepsi çok önemli, dikkat etmemiz gereken, giyinirken çok dikkat etmemiz gereken unsurlar. Mesela bacak boyumuz gövde boyumuzdan çok daha kısaysa, o zaman düşük belli bir pantolon giydiğimizde muhtemelen giydiğimiz pantolon da gömlek de muhteşem olsa da güzel görünmeyecektir göze. Çünkü bacak boyumuzu çok daha kısmış olacağız. Yüzde de biliyorsunuz bir altın oran var. Hatta daha doğrusu yüzde bir altın oran var çok doğru olmadı. Altın oran olan her şey gözümüze güzel görünür ve yüz güzelliğini de genelde bu altın oranla bağdaştırırlar. Hatta bazı programlar çıktı. Yüzünüz ne kadar altın orana uygun diye ölçüyor biliyorsunuz. Makyözler de makyaj yaparken yüzün boyutlarını altın orana yaklaştırmak için çeşitli gölgelendirmeler ve aydınlatmalar uyguluyorlar. Yani bir şeyi güzel göstermek için altın orana doğru yaklaştırmayı hedefliyorlar. Bunun haricinde çok yine günlük hayattan, yemekten bahsedeceğim. Biliyorsunuz güzel restoranlarda, bazı uluslararası restoranlarda lezzet kadar tabağın görüntüsü de çok önemli. Bu tabakta ana ürün et ise onun tabakta nereye, ne şekilde konumlanacağı, yanındaki mezelerin nasıl ve ne şekilde koyulacağı, sosların nerelere damlatılacağı kadar, tabakta ne kadar boşluk kalması gerektiği gibi birçok unsura dikkat edilmesi gerekiyor. Ki gözümüze güzel gelen, hoş bir tabak olsun ve tadına bakmak için can atalım. Ya da fotoğrafını çekip bir yerlere koyalım. Şimdi bütün bu hayattaki şeylerden bahsettikten sonra bu örnekleri çokça da çoğaltabiliriz. Bizim için yani bu kanal için kıymetli olan şey dekorasyonda biz bu proporsiyonu nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili birkaç küçük tiyo vermek istiyorum. Öncelikle bazı şeylerin, bazı kullandığımız öğelerin veya desenlerin tekrarlaması proporsiyon varmış görüntüsünü kuvvetlendirir. Çünkü bazı şeyler tekrar ettiğinde göz ondan ona atlarken, aynı şeyi yakalamaya çalışırken aslında mekanda gözünüz gezinmiş oluyor. Bu göz gezinmesi olayı fotoğrafta, tabloda ya da birçok şeyde de kullanabiliyor. Yani bu terim kullanılabilir. Bu terim de mi size yine başka bir şekilde ya da aşağıda yorumlarda çok daha açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim merak ederseniz. Bu göz gezinmesini sağlamak gerekiyor. İkinci olarak mekanda bizim ana objemiz ne? Diyelim ki bir konsolumuz var ve o mekanın ana parçası o. İlgi çekmek istediğimiz ürünümüz bu. Önce o mekanın en uygun yerine o ürünü yerleştirerek dekorasyona başlamamız gerekiyor. Ondan sonra o ürünle iyi orantıda olan parçaları ekleye ekleye mekanı tamamlamamız gerekiyor. Ben hiçbir ressamı görmedim ki tuvalin köşesinden ağaçları çizerek başlasın. Önce merkezde, yani merkez dediğim illa tablonun merkezi değil. Vurgulamak istediği yer ne ressamın? Bu önemli. Dekorasyonda da vurgulamak istediğimiz yerle başlamamız gerekiyor. Ve diğerlerini onun etrafında şekillendirmemiz gerekiyor.
Sonrasında tavan yüksekliği. Tavan yüksekliği gerçekten çok kıymetli. Yüksek tavanlarda her şey çok güzel durur. Fakat alçak tavanlıysa bile mekanımız, ona göre dekore edersek o zaman o bizim bize güzel gelen mekanı gözümüze güzel gelecek şekilde oluşturmuş oluruz. Her tavan yüksekliğine her ürün olmaz. Perdeden yola çıkalım. Alt tarafı desenli, üst tarafı boş ürünlerimiz var mesela. Ya da büyük desenli ürünler var. Bunları alçak tavanlarda kullandığımızda o desenle o mekan proporsiyon olarak birbirine uyumsuz olmuş oluyor. Ve ne kadar güzel olursa olsun gözümüze en sonunda güzel gelmemiş oluyor. Bir sonraki de negatif alanlar yaratmak. Negatif alan yaratmaktan kastım boşluklar oluşturmak. Altın orandan bahsettik. 60'a 40'lık bir oran. 60 doluluk varsa 40 boşluk oluşturulması gerekiyor ki ürünler gözümüze güzel gelsin. Çünkü her yer dolu olduğunda kesinlikle kafa karıştırıcı olacaktır ve hiçbir şey kendini tam olarak göstermiyor olacaktır. Ve bir diğeri ölçek. Küçük bir mekana büyük bir koltuk yerleştirdiğinizde doğru olmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O parça bütünle yani mekanla uymuyor olacaktır. Bir, buna dikkat etmek gerekiyor. İki, o koltuğu koyduk, önüne bir sehpa koyuyoruz. O koltukla sehpanın birbirine büyüklük, uzaklık vesaire oranlarını çok iyi hesaplamak gerekiyor. Tabii ki bütün bunları yaparken evet, proporsiyona mimarın üçüncü gözü dedik ama tabii ki fonksiyona yönelik yerleştirmezsek de o zaman da çok manasızca bir çaba sarf etmiş oluruz. O yüzden bu terimlerin, bu konuların hepsini çok iyi bir şekilde anlayıp, uygulayıp, karşısına geçip, çokça bakıp bu üçüncü gözümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Ben kanalda takip eden herkesin iyi bir üçüncü gözü olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada anlattığımız konular çokça herkesin ilgisini çekecek konular olmamasına rağmen her videoya gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bu konulara ilgili olduğunu biliyorum. Umarım bu konu da ilginizi çekmiştir. Yine sormak istediğiniz, anlattırmak istediğiniz bana konular varsa ya da fikir paylaşımı yapmak isterseniz o konularla ilgili YouTuberlar öyle yapıyor. Aşağı yorum yapmayı, abone tıklamayı unutmayın. Hepinize bolca sevgiler, sağlıkla kalın.